Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Dersimiz sosyal bilgiler. En son çocuk haklarını işlemiştik. Şimdi konumuz sorumluluklarım. Sorumluluklarım deyince aklımıza ne geliyor çocuklar? Üstümüze düşen vazifeler, görevler geliyor. Bir çocuğun üstüne düşen vazifeler, sorumluluklar neler olabilir? Birazdan göreceğiz. Sorumluluklarım. Ortak değerleri paylaşan ve aynı amaca yönelik olarak bir araya gelen insan topluluğuna grup adını veriyoruz. Ortak değerleri paylaşan, yani 4C sınıfı bir gruptur aslında. Ortak değerler amaçlı biz bir araya geliyoruz. Toplumsal bir görevi yerine getirmek için resmi ve özel şekilde kurulan kuruluşlara kurum adı verilir. Çamlıca okulları ne olmuş oluyor arkadaşlar? Toplumsal bir görevi yerine getirmek için özel olarak kurulmuş bir kurum olmuş oluyor, değil mi? Bireyler bağlı oldukları grup ve kurumlar içerisinde bazı sorumluluklar üstlenirler. Evet, o kurumun içinde ben bir öğretmen olarak bazı sorumluluklarım var. Yine aynı şekilde o kurumun içinde bir grup olarak, 4C grubu olarak sizin de öğrenci olarak yine bazı sorumluluklarınız, görevleriniz var arkadaşlar. Bakalım nelermiş. Aile içerisindeki sorumluluklarımız nelerdir demiş. Bunlara örnekler söyleyelim. Odanızı düzenli tutmak sizin bir sorumluluğunuz, değil mi? Yatağınızı toplamak, ev işlerine yardım etmek, işte televizyon ve oyun saatlerine uymak, bu kurallara uymak, bunlar sizin neyiniz arkadaşlar? Neyinizmiş? Sorumluluklarınız, yani görevlerinizmiş. Okuldaki sorumluluklarımız da evdeki sorumluluklarımızla aynı mı? Hayır, değil arkadaşlar. Okuldaki sorumluluklarımız derse geç kalmamak, okul eşyalarını korumak, parmak kaldırarak söz hakkı istemek sizin okuldaki sorumluluklarınız. Sosyal bilgiler defterinize ailedeki sorumluluklarımız bunlardır, okuldaki sorumluluklarımız şunlardır diye bunları yazın çocuklar. Arkadaş grubu içerisindeki sorumluluklarımız nelerdir? Oyunlarda uyumlu olmak sizin arkadaşınıza karşı, arkadaşlarınıza, çevrenize karşı bir görevinizdir. Arkadaşlarımızda alay etmemek yine bir sorumluluğumuz. Oyuncaklarınız varsa oyuncaklarınızı paylaşmak sizin yine bir sorumluluğunuz arkadaşlar. Bunu da deftere not alın. Evet, geçelim sorularımıza, etkinliklerimize. Bir gruba üye olan bireyler belirli roller üstlenirler. Doğru mu arkadaşlar? Doğru arkadaşlar. Bir gruba üye olan bireyler belirli roller üstlenirler. Ben şimdi öğretmen olarak burada, benim görevim öğretmenlik yapmak, değil mi? Siz de sınıfta, 4C sınıf grubunda öğrenci olarak sizin de size ait görevler var. Sınıf başkanının kendine göre görevleri var. Nöbetçinin kendine göre görevleri var. Değil mi arkadaşlar? Herkesin belli bir rolü var. Üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmek bizim neyimizdir? Sorumluluğumuzdur. Doğru arkadaşlar. Her birey sorumluluğunu yerine getirirse birlik ve uyum içerisinde bir toplum oluşur. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Herkes üstüne düşeni yaparsa hiçbir problemimiz kalmaz. Uyum içerisinde yaşar gideriz. Çocuk olarak en önemli sorumluluğumuz vergi ödemektir demiş. Çocuk olarak en önemli sorumluluğumuz ders çalışmaktır. Vergi ödemek değil çocuklar. Vergi ödemek büyüklerin işi. Aile içindeki temel sorumluluklarımız okula zamanında gelmek ve okul malına zarar vermemektir. Evet. Aile içindeki temel sorumluluklarımız okula zamanında gelmek mi? Yoksa okul görevlerimiz miydi bunlar? Değil mi? Okul içerisindeki sorumluluklarımız okula zamanında gelmek ve okul malına zarar vermemektir. Buna biz aile diyemeyiz çocuklar. Oyun oynamak her çocuğun temel sorumluluğu mudur? Yoksa temel hakkı mıdır çocuklar? Değil mi? İnsanın hakkıdır. Çocukların hakkıdır. Evet. Hak olanlara H harfini, sorumluluk olanlara da S harfini yazalım demiş.
sağlıklı bir çevrede yaşamak sizin hakkınız mı yoksa göreviniz mi? Tabii ki bu sizin hakkınız. Oyun oynamak sizin hakkınızdır. Okul eşyalarına zarar vermemek sizin görevleriniz, sorumluluklarınız arasındadır. Bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminizin sağlanması sizin en tabii haklarınızdır. Bir isme, kimliğe ve vatandaşlığa sahip olmak çocuk olarak sizin hakkınızdır. Kendi yatağını toplamak bu sizin görevinizdir arkadaşlar, sorumluluğunuzdur. Ağır işlerde çalıştırılmamak hakkınızdır. Çevreyi temiz tutmak sizin sorumluluğunuzdur. Ödevlerinizi zamanda yapmak sizin yine görevinizdir. Anne ve babaya saygı göstermek yine sizin görevinizdir. Yeterli ve dengeli beslenmek sizin hakkınızdır. Sevgi ve şefkat içerisinde büyümek sizin hakkınızdır. Kantinde sıraya girmek sizin göreviniz, sorumluluğunuzdur. Okul kitaplığından yararlanmak sizin hakkınızdır. Herhalde haklar neler, sorumluluklar neler, daha iyi aradaki ayrımı yapmış oldunuz. Geçelim sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi ile içindeki sorumluluklarımızdan biridir? Aile içindeki sorumluluklarımızı sormuş çocuklar. Sınıfa çöp atmamak aile içindeki sorumluluk mu? Yoksa okul içindeki sorumluluk mu? Okul eşyalarını temiz kullanmak, kantinde sıraya girmek, bunların hepsi okul sorumluluklarımızken aile içindeki sorumluluklarımız nedir? Yatağımızı toplamak. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Melih'in okuldaki sorumluluklarına hangisi örnek gösterilemez? Derse zamanında girmek okul sorumluluğu, okul eşyalarını korumak okul sorumluluğu, bozulan akıllı tahtayı onarmak bilgisayar öğretmeninin sorumluluğu, öğrencinin sorumluluğu değil, değil mi? Okul kurallarına uygun hareket etmek yine sizin sorumluluklarınız arasında. Çocukların aile ve okul içerisinde bir takım sorumlulukları olduğu gibi yetişkinlerin de ülkelerine karşı bazı sorumlulukları vardır. Yetişkinlerden bahsediyor. Buna göre durumlarından hangileri yetişkinlerin ülkelerine karşı sorumluluklarına örnek gösterilebilir? Oy kullanmak, askere gitmek, kazancının vergisini ödemek yetişkinlerin sorumlulukları arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek bir davranış değildir? Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler, çevrelerine karşı duyarlı davranırlar, davranışlar sergiler ve hiç kimsenin hakkını çiğnemezler. Evet, kantinde sıraya geçmeden en öne geçmek, derste konuşmadan öğretmeni dikkatlice dinlemek, toplum taşıma araçlarında hamile, yaşlı ve insanlara yer vermek, anne ve babamıza her zaman saygı ve sevgiyle hitap etmek. Burada ne demiş? Sıraya geçmeden en öne kantinde geçmek bu duruma örnek bir davranış değildir çocuklar. Hak ve sorumluluklarımızla ilgili hangisi yanlıştır? Haklarımızı kullanırken diğer insanların hakkına ne yapacağız? Saygı göstereceğiz. Bir konuda hak sahibi olmak, o konuda bir takım sorumlulukları da beraberinde getirebilir. Sorumsuz davranan insanların bazı hakları kısıtlanabilir. İnsanların birbirine karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz. İnsanların birbirine karşı görevleri, sorumlulukları var. Oyuncaklarımızı paylaşacaktık, kimseyle alay etmeyecektik, dalga geçmeyecektik, değil mi? Evet, şimdi öbür kaynağımızdan devam edelim. Verilenlerden sizlerin sorumluluğuna giren durumları işaretleriniz demiş. Kişisel temizliğini yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Ailenin geçimini sağlamak bizim sorumluluğumuz değildir. Akşam yemeğini yapmak sizin sorumluluğunuz değildir. Ama ödevlerinizi yapmak sizin sorumluluğunuz. Okula gitmek de yine sizin sorumluluğunuz çocuklar. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyalım demiş. Söylediğimiz her sözün sorumluluğu bize aittir. Evet, bir söz verdiyseniz o sözü tutacaksınız. Artık ona göre hareket edeceksiniz. Aile bireyleri sorumluluklarını yerine getirdiğinde ne olur? Daha mutlu bir
aile ortaya çıkmış olur, değil mi? Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde sonuçlarına da ne yapacağız? Maalesef katlanmak durumundayız. Bireyler sınırsız özgürlüğüyle bireyler sınırsız özgürlüğe sahiptir demiş. Hayır çocuklar, sınırsız bir özgürlüğümüz yok. İstediğiniz davranışta bulunabilir demiş. Hayır, bulunamazsınız. Sorumluluklar sadece bize yüklenen görevlerdir. Sorumluluklar sadece bize yüklenen görevler mi? Yoksa daha da fazlası var mı? Verilen görev ve sorumlulukları ilgili olduğu kutucuğa taşıyalım. Ne verilmiş? Evde elektrik ve suyu israf etmemek. Bu bizim neredeki sorumluluğumuz? Evdeki sorumluluğumuz. Yasalara uymak toplumdaki sorumluluğumuzdur. Çevreyi kirletmemek yine toplumdaki sorumluluğumuzdur. Ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek, adı üstünde evden bahsettiği için oraya koyuyoruz. Derse zamanla girmek, okuldaki sorumluluklarımız. Trafik kurallarına uymak, toplumdaki sorumluluğumuz. Sınıf eşyalarına zarar vermemek, okuldaki sorumluluklarımız. Odamızı toplamak bizim evdeki sorumluluğumuz. Dersin işlenişini bozmamak, okuldaki sorumluluğumuz. Evet, bu şekilde sorumluluklarımızın neler olduğunu görmüş oldunuz, değil mi? Devam edelim. Zeynep ve Ekinsu kardeşlermiş. Zeynep 9 yaşında, Ekinsu ise daha 4 yaşında küçük bir kız çocuğu. Verilen sorumlulukları bakacağız. Kime aitse onun çantasına koyacağız. Oyuncakları toplamak küçük Ekinsu'nun görevi, değil mi? Anaokuluna gitmek yine küçük Ekinsu'nun görevi. Ders çalışmak büyümüş olan ablamızın görevi. Okula gitmek, odasını toplamak, yatağını toplamak yine nedir bunlar? Ablamızın görevleri arasındadır. Ve şimdi testimizi çözelim, dersimizi bitirelim. Bu davranışlardan hangisi çocuk olarak sizlerin sorumlulukları içerisinde yer almaz? Arkadaşlar, faturaları ödemek sizin sorumluluklarınızda mı? Hayır. Ödev yapmak, kişisel temizlik yapmak, okula gitmek sizin sorumluluklarınız arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluklarımız arasında yer alır demiş. Toplumsal sorumluluklar deyince aklıma ne gelir? Trafik kurallarına uymak toplumsal sorumluluklar arasına girer çocuklar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımız arasında yer almaz? Okul ve sınıf kuralları, derse zamanında girme çıkma, sınıf düzenini bozmama, okul kütüphanesinden yararlanma. Eğitimimizin düzenli bir şekilde devam etmesi için okulda yerine getirmemiz gereken sorumluluklar vardır. Okul ve sınıf kurallarına uymak bizim okul sorumluluğumuzdur. Derse zamanında girip çıkmak okul sorumluluğumuzdur. Sınıf düzenini bozmamak okul sorumluluğumuzdur. Ama okul kütüphanesine yararlanmak bu bizim hakkımızdır, sorumluluğumuz değildir. Aşağıdakilerden hangisi 4. sınıfa giden bir öğrencinin evdeki sorumluluklar içerisinde yer almaz? Yatağını toplamak, yemek hazırlamak, masayı hazırlamak, sofrayı toplamak. Burada yemek hazırlamak bir yetişkinin görevidir çocuklar. Sizin göreviniz değildir. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İnsanlar sınırsız özgürlüğe sahiptir. Hayır arkadaşlar, az önce de anlattık. Sınırsız özgürlüğe sahip değilsiniz. Bu yanlış. Demek ki 1. Söylediğimiz her sözün sorumluluğu bize aittir. Evet, doğru. Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde sonuçlarına katlanmalıyız. Doğru. Aile ve bireylerinin, aile bireylerinin sorumluluklarını yerine getirdiği aileler daha mutlu olur. Kesinlikle doğru. Sorumluluklardan hangisi daha çok kendimize karşı sorumluluğumuzdur? Kendimize karşı diyor. Okul araç gereçlerine zarar vermemek okula karşı bir sorumluluğumuz. Toplu taşıma araçlarında ihtiyaç sahibi insanlara yer vermek yine topluma karşı bir sorumluluğumuz. Kişisel temizliğini yapmak, evet, kendimize karşı sorumluluğumuzdur. Büyüklere karşı saygılı olmak yine ailemize ve çevremize karşı sorumluluktur. Aşağıda verilen görsellerden hangisi sorumluluklarımızla ilgilidir?
Arkadaşlar, oyun oynamak sizin hakkınızdır. Bu bizim gelenek göreneklerimize girer. Ama diş fırçalamak, kişisel temizlik sizin sorumluluk sahanıza girmekte. Söylediğimiz her sözün sorumluluğuna, yani sonucuna katlanmalıyız. Davranışlardan hangilerine dikkat etmeliyiz? Konuşmalarımızda kullanacağımız kelimeleri özenle seçeceğiz. Evet. Tutamayacağımız sözleri vermeme. Evet. Argo içeren, alay eden konuşmalar yapmama. Buna da dikkat edeceğiz. O zaman cevap ne olacaktır? 1, 2 ve 3 olacaktır. Aşağıdaki görsellerden hangisi evdeki sorumluluklara aittir? Evdeki demiş. Bakın, bu ev değil. İşte bu ev. Bu ev değil sınıf. Şu da ev değil okul. Demek ki evdeki bu olmuş olur. Aferin Fatih'e. O tam anlamıyla sözünün eri bir insan. Öğretmen Fatih aşağıdakilerden hangisini yaptığı için bu atasözünü kullanmış olabilir? Sözünün eri demek arkadaşlar. Sözünü tutan, güvenilir bir insan demek. Arkadaşlarına iyi davrandığı için mi söylemiş? Sınavlarda başarılı not aldığı için mi demiş? Verdiği sözlerini yerine getirdiği için mi demiş? Yoksa sorumluluklarını eksiksiz yaptığı için mi demiş? Tabii ki verdiği sözleri tuttuğu için sözünün eri bir insan olmuş. Sizler de sözünün eri bir insan olması dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.